İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iste vereyim. Peygamber Efendimiz hüzünlüydü sürekli. Olurdu ekseriya mahzun ve düşünceli. Ümmetinin derdini dert etmişti kendine. Ortaktı ümmetinin sevinç ve kederine. Sık sık buyuruldu ki, varsa bir derdi olan, özellikle derdini bana duyuramayan, varsa bildiriniz ki onları halledeyim. Önemli vazifemdir bu işler çünkü benim. Peygamber Efendimiz çok şefkatliydi yine. Kimsenin ayıbını hiç vurmazdı yüzüne. Çok zaman ashabının arasında olurdu. Davetlerine gider, birlikte otururdu. Onların güldüğüne gülüyordu kendi de. Hayret ettiklerine şaşardı kendisi de. Sık sık buyururdu ki, ihtiyaçlı birini görürseniz halledin hemen onun derdini. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki nitekim, şüphesiz benim size pek çoktur merhametim. Ve bana Hak Teâlâ buyurdu, ya Muhammed, bir muradın var ise onu benden talep et. Dedim ki, ya ilahi, ben neyi isteyeyim? İbrahim'i dost yaptın, Musa'yı ise kelim. Verdin Süleyman'a da bir nice servet saman, kimseye vermediğin bir mülkü ettin ihsan. O zaman Hak Teâlâ buyurdu, ey Habibim, bunlardan üstün olan Kevser'i sana verdim. Arşın üzerinde ve cennet kapılarında yazdım senin ismini benimkinin yanında. Ayrıca yeryüzünün her tarafını yine temiz ve mescit kıldım sana ve ümmetine. Senin gelmiş gelecek sildim her kusurunu. Senden başka kimseye yapmadım asla bunu. Ve yine buyurdu ki Peygamber Efendimiz, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm şüphesiz. Cümle peygamberlerin en sonuncusu benim. İsa'nın müjdelemiş olduğu peygamberim. Hem Adem peygambere henüz ruh verilmeden ve hatta daha önce peygamberdim yine ben. Bir günde buyurdu ki, ben henüz küçük idim. Emzirilmek üzere bir köye gönderildim. Bir gün süt kardeşimle koyun otlatır iken, beyaz giymiş üç kişi yanıma indi gökten. Beni hemen sırt üstü yatırdılar o yere. Ve kalbimi çıkarıp ettiler iki pare. İçinden siyah bir şey çıkardılar, attılar. Kar gibi bir şeyle kalbimi yıkadılar. Bir tanesi göğsümü mühürleyince hemen, iman ve hikmetle doldu kalbim tamamen.
biri dahi göğsümü mesedince eliyle, yardıkları o yerden kalmadı bir iz bile. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, Eshab-ı Kiram'dan Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhüma buyurdu ki, dağlar dahi birbirine karşı azsa, azgın cezasını bulacaktır, buyuruyor Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhüma. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim, buyurunuz. İyi günler. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Osman hocama sorularım olacak, 3 tane. Dinliyoruz efendim, buyurun. Nasılsınız hocam, iyisinizdir inşallah. Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, bugünümüze şükürler olsun. Hocam, şimdi şöyle bir şey, rahatsızlığım var, birisine mesela şifa istiyorsunuz veya dua et istiyorsunuz. Cenab-ı Allah'a yaklaşmak mı oluyor, uzaklaşmak mı oluyor, bir mevzu oldu, tartışıldı da ben de merak ettim. İkincisi, rahatsızsan çok şükür deme, elhamdülillah dendi. Bilmiyorum, hiç öyle bir şey duymadıydım. Ondan sonra bir de bu şifa ayetlerini okuyup, ayet-i kürsü olsun, diğer Fatiha sureleri, diğer sureleri okuyup elimize yüzümüze sürebilir miyiz veya suyu üfleyip içebilir miyiz? Bidat mı değil mi? Onu öğrenecektim. Bir de sizlerden ve bizleri diyen Müslüman kardeşlerimden dua istedim. Allah-u Teala hayırlı hayırlı, hayırlı şifalar ihsan etsin efendim. Amin. Allah peki olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. İyi günler. İyi günler, buyurun. Hocam, 5 tane sorum var benim. Şimdi kitaplarda siz de naklediyorsunuz. Nefsin 3000 tane hilesi olduğu belirtiliyor. Siz de naklediyorsunuz bunu. Acaba benim merak ettiğim madde madde bu hilelerin yazıldığı kitaplar var mı? Varsa hangi kitaplardır? Bunu merak ediyorum. İkincisi, kafir memleketlerine gittiğimizde oranın ulaşım vasıtaları kullandığımızda, mesela minibüs olsun, otobüs olsun, oradaki yaşlı kafirlere yer vermek. Kafir memleketine gidince diyor. Evet, devam edin. Oradaki kafirlere metrolarda olsun, otobüslerde olsun yer vermek, özellikle yaşlı olanlarına veya yetişim koruduklarımıza hediye vermenin imanımıza herhangi bir zararı olur mu? Üçüncü sorun, şimdi insan öldükten sonra ölüm sebebi acaba kendisine bildirilir mi? Çünkü birdenbire aniden ne sebep olduğunu görmeden ölen, vefat eden insanlar var. Mesela yolda yürürken birden kafasına bir taş düşer, bir şey düşer. O anda ölebilir. Öldükten sonra ne şekilde öldüğünü bildiriliyor mu kendisine? Dördüncü sorum, misvak kaç dakika kullanılır? Yani belli bir süresi var mıdır? Misvak kaç dakika kullanılır? Evet. Son sorumda Peygamber Efendimiz'in zaman zaman omuzlarına kadar saçlarını uzattığını daha önceden söylemiştiniz, öyle hatırlıyorum. Şimdi bizim insanımız bunu bilmediği için özellikle saçlarını uzatan erkeklere karşı bir ön yargı takılıyor. Ne bu saçlar böyle kadın gibi, niye uzatırsın diye özellikle tepki gösteriliyor. Dolayısıyla bu tepki gösterilmesi sanki sünnete tepki gösterilmesi gibi algılanıp imanın gitmesine sebep olur mu acaba? Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var, buyurunuz. Efendim, selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Allah razı olsun Osman hocam. Allah hayırlı ömürler versin. Gayetleriniz şu an efendim. İki şey soracaktım. Hocam, Naz Miskatı ile ilgili olarak. Ben şimdi tam ilmende de okumuştum. Oradan baktım. Şu şekilde yapsak acaba namaz ıskatını yapmış olur muyuz diye düşünüyorum. Ben hesap ettim de buğday ölçü aldığımda efendim yıllık olarak altını şey yaptığımda yaklaşık olarak 2,5 altın lira yapıyor. Günümüz şeye baktığım zaman da. Ama buğday ölçü 3800 falan hesap ettim. Bu altın şey yaptığım zaman da yıllık 3 yuvarlak fazla olsun diye hesap ettim efendim. 3 altın. Bu şekilde yapsam kişinin ıskatını yardımcı olma yaptığım zaman da yanlış yapmış olur muyuz? Bunu öğrenmek istiyordum efendim. İkinci şey, hocam ben namaz kitabını 10 kere okudum. Her sayfasını 10 tekrarlı. İslam ahlak kitabını her sayfasını 10 kere okudum, şey yaptım. Bir şey dikkatimi çekti. Buradaki dualar Latince yazıyor. Latince tabii İslam ahlak olmadığı için bazı okunuşlarını yanlış okumuş oluruz ve acaba bundan dolayı bir mahsulup durumumuz olur mu, olmaz mı? Bunu orijinali nasıl yaparız, nasıl okuruz, nasıl temin ederiz? Bunun için çok kafama takıldı. Ne yapalım, ne edelim? Vebali olur mu? Onu öğrenmek istiyorum efendim. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin efendim. Sağ olun. Sağ olun, hayırlı günler. Hocam, buyurunuz.
Efendim ilk dinleyicimiz. Allah'tan da şifa istemek. Şimdi herkes kendisine göre bir yorum yapıyor. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde buyuruyor ki, benden isteyin, veririm. Emir bu. Benden isteyin. Şifa istersin. Efendim muhtaç olmayacak kadar mal, para istersin. İnsanlara ve Allah-u Teala'nın dinine hizmet için mevki, makam Allah-u Teala'dan istersin. Ama niyetine göre tabii ki. İstenir mi? İstenir tabii. Bir mahsur var mı? Hayır. Allah-u Teala her şeyi bir sebeple yaratmıştır. Bu sebeplere yapışırsın. Mesela mal kazanmak istiyorsun. Ya Rabbi bana çok mal ve mülk ver. Zekatını verecek. On sana bu malı ve mülkü de senin rızana uygun şekilde senin dinini yaymak için kullanmak üzere bana böylesini nasip et. Sen de sebeplere yapıştırdın. Allah-u Teala gani verdi. Sen de habire o verdiğin söze uygun hareket ediyorsun. Mübarek olsun. Osman bin Affan radıyallahu anh hazretleri işte meydanda. Abdurrahman bin Affan hazretleri meydanda. Bunlar çok zengindi. Yani Allah-u Teala herkese verebilir ama verenin durumu artık önemli ondan tabii, sonra. Verdikten sonra. Verdikten sonra. Yani onu hatırlatmanız iyi oldu. Çünkü Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam Salevi isminde birisi geliyor. Mescitten çıkmazmış bu. Evet. Diyor ki dua etti ben zengin olayım. Diyor ki sabret bu senin için hayırlı olur. Tekrar geliyor. Dua et ben zengin olayım. Biliyor ki Peygamber Efendimiz dua ederse o zengin olacak. Peygamber Efendimiz üç defa şey yapıyor. Üçünde de sabredersen senin için aynı şekilde bu hayırlı olur. Ama peygamberlerin kapısı aleyhissalatü vesselam bir, iki, üç defa çalınınca artık onlar elini açar dua eder. Allah-u Teala da verdi. Camiden çıkmayan koyunlar, keçiler neyse şey yapmaya başlayınca bu artık sadece her gün beş vakit namazda camiden çıkmazken bir iki vakit gelmeye başlıyor. Koyunlar artınca ileri gidiyor. Sadece cumadan cumaya gelmeye başlıyor. Daha da artınca. Şehrin dışına çıkıyor artık. Ha, bir yere gidiyor ki cumalara da gelmez oluyor falan. Ondan sonra zekat emri yani ayet-i kerimede bildiriliyor. Peygamber Efendimiz zekat memurlarını gönderiyor. Bunu da gönderiyor. Diyor ki böyle böyle. Ben diyor bir düşüneyim. Peki gidiyorlar ona başka yere gidiyorlar. Tekrar geliyor oraya zekat memurları. Diyorlar ki düşün. Bunu düşünecek bir şey yok. Allah-u Teala'nın emri bu. Bu diyor haraç. Vermiyor. Senin bir şeyin yoktu. Bir şeyin yoktu. Zengin olayım dedi ve felaketine sebep oldu. Dolayısıyla yani samimi olman lazım. Samimiysen Allah-u Teala gani verir. Zenginlik kötülenmemiş ki. Bütün mesele mesela Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri çok zengindi. Ama zenginliğiyle gururlanmadı, kibirlenmedi, insanlara tepeden bakmadı. Allah-u Teala verdikçe o da Allah-u Teala kullarına verdi. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi dedi Osman bin Affan'ın yaptıklarının karşısında ben aciz kalıyorum. Allah-u Teala buyurdu ki sen acizsin ben aciz miyim? Sen acizsen ben aciz miyim? Ben karşılığını kat kat fazla veriyorum. Mesela hemen giderdi köle pazarına, o zaman kölelik sistemi var. Köle pazarına girer. Onları satın alır. Bir seferinde yapmış öyle. Artık 10 tane mi ne kadar satın almış. Her birinin eline birer tabak. Tabakları da altınla doldurmuş. Diyor ki bunu diyor götürün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Hepsi geliyorlar. Bunu diyorlar işte Osman bin Affan radıyallahu anh size gönderdi hediye olarak. Çok dua ediyorlar. Teşekkür ederiz. Gidebilirsiniz. Yok diyorlar. Bizi de sana gönderdi hediye etti. Sana hediye. Çünkü Hazreti Osman radıyallahu teala hazretleri iyi biliyor ki Resulullah Efendimiz köle tutmaz insanların hürriyetini azat eder. Kendisi de azat edecek ama Resulullah Efendimizin azat etmesi onun hoşuna gidiyor. Diyor ki sizin hepinizi azat ettim. Maksat o yani. Yani Allah-u Teala hatta bir hadise anlatılır. Muhacirler işte Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman bir tane bir kuyu varmış. O da Yahudi'nin parayla satıyor suyu. Su yok. Başka da kuyu açacak durumları da söz konusu değil. Hazreti Osman gidiyor. Peygamber Efendimiz hakikaten sıkılmışlar. Yani Müslümanların o sıkıntısından dolayı. Hazreti Osman gidiyor. Yahudi diyor ki bunu bana sat. Yok diyor satmam. İyi bir tüccarmış ama. Tamam diyor satma. Tamam. Yarısını sat. Bir gün sen işlet bir gün ben işleteyim. Adam bir düşünüyor. İyi olur diyor tabii. Kuyudayken efendi kalacak. Hem diyor para alacağım hem de diyor günlük şey yapacağım falan. İyi yarısını satıyor. Sıra Hazreti Osman'a gelince diyor ki su bedava. Herkes gelir. İki günlük sularını alırmış insanlar. Yahudi'ye gelince kimse gelmiyor. Bir, üç, beş falan kendisi gelmiş. Demiş ki satayım geri yarısında. Alırım ama diyor o fiyatı almam diyor. Benim dediğim fiyat olacak. Kuyu satın alıyor. Doğru Resulullah Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yarın sonra hediye ettim.
Evet, kolay iş değil bu. Biz anlatıveriyoruz böyle. Yani bir ton para verdi oraya. Götürdü, aynı şekilde hediye ettim. Peki o verdi. Allah-u Teala gani verdi. Hatta bir seferinde kıtlık olmuş. 70 deve yükü buğday getiriyor Medine-i Münevvere'ye. Hemen araç tüccarlar devreye girmişler. İşte şu kadar kar, şu kadar kar falan yok diyor. Sizden fazla veren var, sizden fazla veren var. En sonunda Peygamberimize gitmişler o tüccarlar. Diyorlar ki Osman bin Affan radıyallahu anh paracı olmuş. Bizden başka tüccar yok diyor. Sizden fazla veren var diyor. Vermiyor bize. Peygamber Efendimiz biliyor. Diyor ki bir de biz gidelim bakalım maksadı ne. Geliyor ya Osman buyuruyor radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bunlar böyle teklif etmiş, siz daha fazla veren var demişiz. Evet diyor ya Resulullah, bunlardan fazla veren var, bunlar aciz kaldı diyor. Kim veriyor diyor, Peygamber biliyor. Allah-u Teala veriyor diyor. Allah-u Teala 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700, hatta 1'e sonsuz veriyor. Ben Allah için o buğdayların hepsini fakirlere dağıttım. Hatta o 70 deveyi de kestim, onları da fakirlere dağıttım. Ben Allah-u Teala'ya sattım gitti diyor. Şimdi Allah-u Teala, ondan sonra Allah-u Teala da gani biliyor. Malının hesabını bilmiyordu buyuruyorlar. Dolayısıyla yani bu ve benzeri şekilde, hatta peygamberlerden var, Süleyman Aleyhisselam çok zengindi. Tabiat kuvvetleri emrindeydi. Bunlar men edilmemiş. Ama bütün mesele hani Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler buyuruyorlardı. Yani parayla imtihan olmak, varlıkla imtihan olmak çok zor. Paranın bulunduğu, altının bulunduğu yerde bu şeytanın kızıdır buyuruyor. Tamam. Emel abiler öyle buyurdu. Şeytanın kızıdır. Kızının bulunduğu yere şeytan çok gelir buyuruyorlar. Tepe taklak ettirir adamı. Tepe taklak ettirir. Gramını verdirtmez. Gramını verdirtmez. Hatta bir hadise daha anlatılır. Kel, kör, abraz. 3 kişi. Önceki ümmetlerden. Hadis-i şerifte geçiyor bu. Allah-u Teala bunları imtihan etmeyi murad etmiş. Bir melek göndermiş insan suretinde. Kere diyor ki, hani bir muradın var mı diyor. Ne diyor, yani diyor, hiç saçım yok başımda. Kaşlarım bile aynı şekilde yok. İnsanın içine çıkamıyorum. Bir de kendim yetecek elde işte 3-5 kuruş bir şeyim olsun falan filan. Melek dua ediyor. O iyi oluyor. Ondan sonra köre gidiyor, işte ona da aynı şekilde, onun da göz açılıyor, ona da yetecek kadar. Bir tanesi de diyor ki işte abras hastalığı var falan, her tarafı beyaz lekelerle falan. O da işte şöyle şöyle sürülerim olsun falan filan. Melek onu da eline sürüyor, dua ediyor. Aradan zaman geçiyor, körün gözü açılıyor, kelin saçları geliyor, abrasın hastalığı iyi oluyor, hepsi de zengin oluyor. Hepsi de zengin oluyor. Ondan sonra önce o Allah-u Teala tekrar gönderiyor o melek. O abrasa gönderiyor. Diyor ki ben fakirim, çoluk çocuk da var diyor. Şuradan diyor, bir koyayım versen. Fakir kıyafetiyle. Fakir kıyafetiyle geliyor görünüşüyle. Diyor ne bunlar benim diyor, çalıştığımda kazandım diyor falan. Ne vereceğim falan filan. Git sen de kazan. Melek şöyle eğiliyor diyor, ben seni tanır gibi oldum diyor. Sen daha önce diyor böyle yüzünde, gözünde, elinde, her tarafında diyor lekeler vardı diyor. Öyle birisi böyle. Ya ben öyle değildim. Yalan söylüyorsan eski haline dön diyor. Elindekiler de gitsin diyor. Mallar da helak oluyor, kendi eski haline dönüyor. Ondan sonra kör veya tekel neyse onları şimdi tam hatırlayamadım da öbür birisi de aynı şekilde inkar ediyor. En sona geliyor, onun da böyle sürüleri var. Fakirmişmiş, sürüleri olmuş falan demiş ya, benim çoluk çocuk var demiş. İhtiyaç sahibi. O diyor ki bunlar benim değil diyor ya. Bana bunlar Allah-u Teala verdi. Gir sürünün içerisine diyor, istediğin kadar al. Hatta diyor öyle zayıflar alma diyor. Bak diyor şunlar var ya, onlardan al diyor. Hem de istediğin kadar. Hatta diyor sürüyü götür diyor. Benim değildi diyor. Benim hiçbir şeyim yoktu. Melek diyor ki sen kazandın. Sen kazandın. Şimdi orada anlatılan bir şey var. Benim değildi. Benim emanetçiyim, Rabbim verdi. Sen de mal, mülk bu şekilde böyle düşünürsen tamam. Ondan sonra şifa içinde ve diğer şeyler içinde Allah Teala buyuruyor ki benden isteyin. Çünkü istemekte zillet vardır. İstemekte zillet vardır. İsteyince kimden isteyeceksin? Allah-u Teala'dan isteyeceksin. Allah-u Teala'dan isteyince Allah-u Teala'ya karşı aczini, ben aciz bir kulum, ben bilemem, ben yapamam, ben edemem. Ama şifayı veren sensin, malı mülkü veren sensin, dünya senin. Sen dilersen bunların hepsi olur. Ben senin aciz bir kulum diye talep ediyorsun. Ama samimiyetle talep ediyorsun ve samimiyetle de Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde onlar şey yapıyorsun. Hatta bir gün böyle Eshab-ı Kiram aleyhimdülillah efendilerimiz işte mescitte böyle öyle sohbet derken Resulullah Efendimiz
önceki ümmetlerden bir tanesi. Mesela böyle fakir, garip, yolculuk yapacak hayvanı yok. Hemen gidermiş, deve satın alır, verir. Bunu dermiş, ahirette kendim için, aynı şekilde binek için Allah-u Teala'ya diyor, emanet olarak verdim. Adam öyle yapıyormuş falan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken buyuruyor ki, o deve diyor eğerlenmiş, sahibini bekliyor cennette. Sahibini bekliyor. Öyle kitaplarda anlatılanlar da var. Dolayısıyla şifa için olsun veya hastalık için olsun, elbette ki Rabbimizin yarattığı sebeplere yapışacağız ve Rabbimizin yaratmış olduğu ve sebep olarak o bildirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de şifa ayetleri var. O şifa ayetlerine aynı şekilde tamam. Ve yapıldığı şekilde Saadet Ebedi'yi de buyuruyor ki porselen bir kaba işte mürekkeple yazmalı. Mürekkeple o ayet-i kerimeleri, şifa ayetlerini yazmalı. Sonra su dökmeli. Onu içmeli buyuruluyor. Hani dinleyicimiz diyor ki ben okusam, üflesem, üzerime şey yapsam. Öyle bildirilmemiş. Bildirildiği şekliyle yapılırsa, kitaplarda bildirildiği şekliyle yapılırsa Allah-u Teala daha çok aynı şekilde ihsan eder ve verir. Daha çok ihsan eder, verir. O şifa ayetlerini de o şekilde yapmalı. Bir de şey yapacağız ama hemen hatırıma geldi. Sen takvime elini uzattın. Masanın üstünde burada takvim var. Tabii sen göstermiyorsun dinleyicilere. Yarın 26 Ekim. Tam İbn-i Saadet Ebedi kitabını hazırlayan zatın, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh vefat yıl dönümüdür. Evet. Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Ve onların şefaatine kavuşabilmek için de, yani böyle alimlerin şefaatine kavuşabilmek için, onları bildirdiğine uygun hareket etmek ve onların kitaplarına sadık olmak, onların kitaplarını okumak, amel etmek ve dağıtmak lazım. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, hizmette birlik olmak. Dinimize, ehli sünnete hizmet edenler, bir vücut gibi olmalıdır. Sadece bir parmak acısa, rahatımız kaçar. O parmağın iyileşmesi için bütün vücut seferber olur. Hizmete iştirak eden her kişi, vücudun bir uzvu, bir parçası gibi olur. Hiçbir parçanın diğerine üstünlüğü olmaz. Hepsi ayrı ayrı bir vücudu tamamlar. Bir saat ancak doğru çalışır, doğru kurulur ve zamanı doğru gösterirse işe yarar, faydalı olur. Saatin doğru çalışması, içindeki çarkların kırık, paslı olmamasına, birbiriyle uyumlu çalışmasına bağlıdır. Hizmetlerde de bir saatin çarkları, vidaları gibi herkes birbirine karşı sorumluluğunu bilmeli, edepli, hürmetkar ve uyumlu olmalıdır. Kalp kırmamak, gıybet etmemek ve başkasının işine karışmamak lazımdır. Böylece hizmetler doğru çalışan bir saate benzemiş olur. Eğer akrep ve yelkovan zamanı yanlış gösterirse, hizmetler çabucak aşınır ve silinir gider. Çünkü yanlış çalışan saat, markası ne olursa olsun faydalı olmadığı için kullanılmaz, çöpe atılır. Onun için hizmetlerin itibarı korunmalıdır. Herkes kendine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmalı. Allah korusun, hizmetlerin çöpe gitmesine sebep olmak felakettir. Başarı arttıkça, hizmetler büyüdükçe, İdareciler büyümemeli, yani kibirlenmemeli, aksine tevazu sahibi olmalı. Geçimsizliğe sebep olmamalı, kimseyi üzmemeli. Bir bahçıvan bir gül yetiştirmek için binlerce dikene bakar, onlara da su verir. Gül kokar, diken batar. Gül olamayan, diken bari olmamalı. Birini üzen, diken gibi batmış demektir. Bir kişiden ne olur dememeli. Dini yıkan da, yapan da bir kişidir. İnsanlar öğrenmeyi sever fakat öğretilmeyi sevmez. Büyük bir zat sohbetlerinde fıkra da anlatır, latifeler yaparmış. Hatta talebelerine de anlattırır, hep beraber gülerlermiş. Sonra sohbete devam edermiş. Bir gün talebelerine niye fıkra anlattığının sebebini şöyle anlatmış. Şimdiki insanlar nasihat istemiyorlar. Bir şey bilmeyen kimse durumuna düşmeyi gururlarına yediremiyorlar. Bu da kibirden kaynaklanır.
onlara fark ettirmeden latife arasında bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Evliya zatlara, ehl-i sünnet büyüklerine benzemeyen, dine yapılan hizmetlerde faydalı olamaz. Bu yolda muhatap, insanların kalıbı değil, kalbidir. Dine hizmetlerde çalışan herkesin mutlu ve huzurlu olması lazımdır. Bu da büyüklerin emrinde olan idarecilerin, nazargâh-ı ilahi olan kalpleri kırmamasına bağlıdır. Kalp kırmak, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha büyük günahtır. İyi bilmeli ki, bir kardeşimizin kalbi kırılırsa, büyüklerin kalbi 1000 parçaya bölünmüş olur. Halbuki asıl görevimiz, büyüklerimizin kalbini kırmamak, onları üzmemektir. İşte bunun için bu hizmetlerde idareci olmak zordur. Dinimize hizmette esas olan, etiket veya mevki makam değil, ihlastır. Eshab-ı kiramın bu kadar başarılı olması, silahla değil, ihlasla olmuştur. Allahü Teala'ya karşı ibadetleri, kullukları tamdı, Cenab-ı Hakk'ın yardımına daima muhtaç olduklarını hatırlarından çıkarmazlar ve her fırsatta da söylerlerdi. Allahü Teala da yardım ederdi. Eğer insanlar Allahü Teala'nın yardımına ihtiyaç duymazlarsa Allahü Teala onların işini insanlara bırakır. İnsan çalıştırmanın temel şartı heves kırmamaktır. Bir işte heyecan varsa o iş er veya geç güzel neticelenir. Bir şeyi güzel yapmak çok yapmakla olur. Yasaklamamalı, sınırlandırmamalı. Eğer sürekli onu yapma, bunu yapma denirse ne yapacağını şaşırır ve bunalır. Serbestçe yapsın ama yaparken de yol göstermeli. Dinimizde de hep böyledir. Bir zorluk olduğunda çıkış yolları, çareler vardır. Şartlara göre ne uygunsa o yapılır. Allahü Teala'nın seçtiği, sevdiği büyüklerin yolunda dinine hizmet nasip ettiği güzide insanlar mücevher gibi olup elbette sayıları azdır. Dolayısıyla bunların idareci, yönetici olması, idareci olarak yetişmesi lazımdır. Osmanlı dünyaya hükmettiği zaman nüfusu 26 milyondu ama çoğu idareci olacak vasıftaydı. Bir yere bir vali gönderilince artık merkezin orayla ilgili endişesi kalmazdı. Çünkü giden mükemmel idareciydi. Neyi nasıl yapacağını bilirdi. Bu hizmetleri yürüten idareci hem derviş, yani dinine çok bağlı, hem de tüccar, yani cesur ve atılgan olmalı, kârını, zararını iyi bilmeli, dostunu, düşmanını iyi tanımalıdır. Sadece derviş ve sadece tüccar olmakla bu iş yürümez. İkisi bir arada olmalıdır. Dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Dinleyicimiz dedi ki, yani şükürler olsun mu demek, yoksa elhamdülillah demek mi? Efendim şükür sadece nimet anında, elhamdülillah ise hem nimet hem de bela anında söylenir buyuruyor. Bela anında söylenir. Ve İmam Rabbani Kutsal Sözleri Mektubat kitabında çok uzun anlatmışlar bunu. Ve hamd şükürden daha üstündür. İkisi Arapça kelimedir bunun. Dolayısıyla her halükarda, mesela zaman zaman siz de şahitsiniz, geliyor böyle. Efendim işte hamdolsun daha beteri var. Aman ha öyle deme. Çünkü Allah-u Teala arttırır. Yok öyle bir şey. Daha çok gelir. Daha çok öyle bir şey söz konusu değil. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği beladan razıysa, rıza gösteriyorsa, isyan etmiyorsa, peki sebebine yapışmayı yapışacak, dua edecek, başka sebepler varsa onlara da yapışacak. Gitmesine aynı şekilde sadaka verecek, dua edecek, gitmesi için uğraşacak. Ama bunlara rağmen de isyan etmeyecek. Allah-u Teala razı olur, beğenir o kulundan. Dolayısıyla efendim hamd şükürden üstünmüş, her halükarda söylenimli, söylenip mahsuru yok. Gelelim efendim diğer dinleyicimizin suallerine. Siz de anlatıyorsunuz dedi, nefsin işte en az böyle 3000 hilesi vardır. Hani kitaplarda da bildiriliyor, din büyükleri de anlatmışlar. Bunlar dedi madde madde bildiren kitap var mı? Biz görmedik, okumadık. Ancak ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında mesela anlatırken diyor ki işte bu da nefsin hilelerindendir. Ha belki hani bir tanesi oturmuştur, bunların hepsini toplamış da olabilir. Şimdi bazen mesela dinleyicilerimiz soruyorlar, biz kitaplarda görmedik diyoruz. Ama bizim ulaştığımız kitaplar sınırlıdır. Bizim de hayatımız sınırlı.
bilgimiz şeyimize sınırlı. Bu demek değildir ki o yoktur. Biz muteber kitapları, temel kitapları görmedik. Görmediğimiz bir şey hakkında ne aleyhte konuşabiliriz ne lehte konuşabiliriz. Ha, sorulan sual diyelim ki bizim tetkik ettiğimiz muteber kitaplarda men edilmişse onu da aktarırız. Bu men edilmiştir, mekruhtur, haramdır, günahtır deriz, onu naklederiz. Ama İslam alimleri mesela kitaplarda hep böyle nefsin ne olduğunu, nefsin insanı nasıl ayağını kaydırdığını, neleri istediğini falan genel olarak anlatmışlar. Ha, genel yani anlatmışlar. Nefsi tanıdıktan sonra zaten onun hilelerini de insan az buçuk tahmin eder yani. Bunu da mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar anlatırken buyuruyor ki, hatta bir talebesi demiş ki efendim demiş, buyurduklarınızı yapıyoruz, vazife verdiniz onları yapıyoruz, sohbetlerinize iştirak ediyoruz. Ama demiş tık yok, ilerleme yok. Ama celalli bir cevap veriyor. Zaten bazen kendileri de buyuruyor, Hazreti Ömer'in soyundan geliyor ya, Faruk'u damarım harekete geçti buyuruyor mübarek. Öyle celalli bir zat buyuruyor ki yavrum, biz Allah-u Teala'yla pazarlık halinde miyiz? Ben bunları yaptım, sen de bana bunu ver. Yok öyle bir şey buyuruyorlar. Biz sebebe ve emirlere yapışmakla mükellefiz. Verir, vermez. Dünyadayken nefse iman nimeti verir. Ölürken verir, kabirde verir. O bizi ilgilendirmez. O bizi ilgilendirmez buyuruyor. Biz sadece emirleri yaparız. Ha, Cenab-ı Hak lütfetti, ihsan etti. Nefsini iman etti. Nefsini iman etti. E bir bakıyorsun ki nefsi iman etmeden önceki o kötülükler sende kalmamış. Ya zaten dışarıdaki insanlar da görüyor sen onu. Aa diyorsun, bal gibi olmuş bu kimse. Değil mi? Öyle söylüyorsun. Yani bütün kötülükler, hatta bir şey de anlatırken bir talebesinin birisi sormuş. Demiş ki efendim demiş, muhlisle muhlası anlatıyorsunuz. Muhlas artık halas olmuş, kurtulmuş. Hücrelerine varınca kadar her şeyi ihlasla yapıyor. Bunların diye niyet etmesine gerek yok. Ama muhlis olanlar bizim gibi nefsi iman etmemiş. Ha, ben bu işi, ben bu yayını Allah rızası için yaparım diye kapıdan girerken niyet ediyorum. Yayın anında bile zikzak çizebilir bu. Tekrar düzeltmem lazım. Veyahut da aynı şekilde bir sadaka veriyorum falan. Hani verirken niyetim ihlasla, verirken 3-5 kişi görmüş değişebilir. Hemen o anda gene ben bunu Allah rızası için yapıyorum, insanlar görsün diye yapmıyorum. Hemen müdahale ediyorsun. Ama muhlas öyle değil buyuruyor. Artık bu oturması, yemesi, içmesi, vermesi, alması ne? Hepsi ihlas. Tabii olarak. Tabii olarak. Talebesi demiş, bu nasıl olur? Yani niyete gerek yok. O da bir cevap vermiş. Buyuruyor ki, evladım buyuruyor. Bu kimsenin nefsi iman etmeden önce niyet ettim nefsime uymaya diyor muydu? Yok. Ama hepsini nefsine uyarak yapıyordu. Nefsi iman edince Allah-u Teala'nın rızasına uygun hareket ediyor. Hadise bundan ibaret diyedi. İzah etmişler, anlatmışlar. Allah-u Teala razı olsun, şefaat eden aile eylesin inşallah. Efendim gelelim dedi yaşlı kafirlere de mesela böyle toplu taşıma araçlarında falan giderken yer vermek veya yiyecek vermek, hediye vermek, çıplaksa elbise vermek ya da giydirmek. Olur mu? Olur tabii. Şey karıştırılıyor. Mesela kafirleri sevmemek ayrı. O kafirleri sevmemek de küfrünü sevmemek buyuruyor. Küfrünü sevmemek. Yoksa açsa doyurulur, çıplaksa giydirilir. Hastaydır, yardım edilir. İnsan yani. İnsan Allah-u Teala'nın kulu. Peki efendim sevap kazanır mı? Tabii kazanırım. Çünkü o niye iman etmedi hesabını soracak Allah-u Teala'dır. Ben değilim. Ben sadece kitap veririm. Kitap veririm. Ve İslamiyet'in emirlerini yerine getiririm. O gözüyle görür. Kitabı okur. Tercihini kendisi yapar. Beni ilgilendirmez. Allah-u Teala bize emir vermedi ki kafirler iman etmezse onları dövün, sövün falan. Diye. Öyle bir şey emretmedi. Öyle bir şey emretmedi. Bu kafirdir. Tamam. Küfrünü ben sevmiyorum küfrünü. Ama aç kalmış doyururum. Çıplak kalmış giydiririm. Ondan sonra yaşlı, ha ben oturuyorum, gencim, kalkarım ona yer veririm. Karşıdan karşıya geçiririm. Karşıdan karşıya geçiririm. Yani bu benim dinimin emri. Bunlara sevap verilir mi? Tabii ki verilir. Efendim, bir de dinleyicimiz cari bir dikkat bir suali var. Vefat edene de daha aniden vefat etmiş dedi. Adam kafasına kurşun sıktılar öldü. Veyahut da beyin kanaması, kafasını vurdu bir yere, o anda beyin kanaması oldu. Ölüm sebebi kendisine bildirilir mi? Zaten öbür tarafa geçti o. Her şeyi görüyor ve biliyor. Hakikate ulaştı o artık o. Hakikate ulaştı. O şunun aynı şekilde idrakine net bir şekilde vardı. Kafasını vurması, kafasına kurşun sıkılması, ya da kansere yakalanması, şimdi işte Covid meşhur ya, Covid'e yakalanması. Bunların hepsi sadece Allah-u Teala sebepler aleminde örtmüş. Onun nefesi bitti.
Ölen zaten sebebini bilsen olur. Tabii bilsen ölmüş artık. Şimdi adam COVID'e yakalanmasaydı ölmeyecek miydi? Yani. Kansere yakalanmasaydı ölmeyecek miydi? Ben hatırlar Mustafa Bey, belki siz de rastlamışsındır. Adam mesela duymuşumdur kanser. Adam 30 sene yaşamıştır ya. Adama 6 ay ömrü biçmişlerdir. 30 sene yaşamıştır. 30 sene yaşamış. Belki de adam o 30 sene içerisinde kanserli her an ölümün kendisine geleceği için hazırlanmıştır. Ona bir nimet olmuştur. Kolay değil sabretmek. Onu aynı şekilde yürütebilmek. Fakat sabrederse Allah-u Teala o şeyi de ihsan eder kendisine. Onu da ihsan eder. Veya Cenab-ı Hak başka bir dert, başka bir bela vermiştir. Eğer ona sabrederse Allah-u Teala nefsinin iman etmesine de vesile olur. Ahlakının düzelmesine sebep olur. Günahların affına sebep olur. Bizim bilemediğimiz, göremediğimiz birçok şeyler aynı şekilde sebep olur. Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abiler anlatırken ben kitaplar da okuyordum falan. Bazı şeyler için ya dedim, niye acele hani bunun cezası gelmiyor veya acele şey verilmiyor falan. Eğer öyle değilmiş o. Allah-u Teala acele etmez buyuruyor. Ama mutlaka, mutlaka yapılan iyiliğin karşılığı mutlaka verilir. Yapılan kötülüğün cezası da mutlaka verilir. Mutlak, çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kanunu açık net yazmış, bildirmiş. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. Bunda hiçbir değişiklik yok. Ya Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ulu lazım peygamber Nuh Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam kavmine Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ etti mi etmedi mi? Bir şahitlik edecekmişiz ha. Tamam. Niye? Kendi ümmeti. Mahşer günü buyuruyor ki, mahşer günü bütün peygamberler ümmetleriyle çağrılıyor. Nuh Aleyhisselam'ın ümmette çağrılıyor. Ve Nuh Aleyhisselam'la beraber Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a diyor ki, benden gelen emirleri benim bu kullarıma sen ilettin mi? İlettim ya Rabbi. Geç demiyor Cenab-ı Hak. Kavmine dönüyor. Bunu tanıyor musunuz? Tanıyorsun. Peki benden gelen emirleri size bildirdi mi? Hayır diyorlar. Bildirseydi biz iman ederdik. Orada da yalan söylüyorlar. Orada yalan söylüyorlar. Bu sefer Allah-u Teala buyuruyor ki, Nuh Aleyhisselam şahidim varım. Mutlak adalet tecelli edecek çünkü. Mutlak adalet tecelli edecek. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam kalbine ilham edilecek, vahiy edilecek ki, ya Rabbi ahir zamanda gönderdiğin Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti buna şahittir. Peki biz görmeden nasıl şahit edecek? Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, Nuh Aleyhisselatü Vesselam onlara tebliğ etti. Allah-u Teala bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Biz diyoruz ki, ya Rabbi biz şahidiz. O tebliğ etti. Onlar yalan söylüyor. Onlar yalan söylüyor. Yani kılı kırk yararak olacak mı? Evet olacak. Dolayısıyla vefat edince çok şeyi ayan beyan görecek. Ayan beyan görecek. Yani ölüm sebebi onu da görür. Görür de bir faydası olmaz artık. Eğer imanı kurtardıysa ne ala kurtaramadıysa Allah saklasın. Misvak dedi kaç dakika? Bu dakika sürmez ya. 3-5 saniyelik bir şeydir. Sürüp çıkacaksın o kadar yani. Yani şey aynanın karşısına labırdık 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 öyle değil yani. Süreceksin o kadar ve sert de değil yani, o kadar sert de değil. Bastırmadan. Bastırmadan süreceksin o kadar. Saçları dedi omuza kadar, siz anlatıyorsunuz dedi mesela erkeklerin uzatması. Ha bizde adet haline gelmemiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadet maksadıyla yapmadı onu. Adete bağlı olarak yaptı. O zamankiler de şey yapıyordu. Omuzlarına kadar uzatmışlar. Efendim ben Peygamber Efendimiz sünnetine uyuyorum falan. Ama namaz kılmıyor. Olmaz o ya. Olmaz o. Bu adete bağlı sünnettir. Hani bütün hepsini yerine getirdin de adete bağlı olan sünneti yerine getirsen bir şey olmaz. Yani dedi buna dedi muhalefet eden hani imana veya da sünnete karşı gelirmiş. Yok karşı gelmez çünkü adete bağlı olarak olması sebebiyle. O sebeple muhalefet etmiyor zaten. Etmiyor zaten. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Bu iskat meselesi zaman zaman hani bazıları biz tavsiye ediyoruz. Meyit için iskat tahsil ve saadet tebediyle. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o İskat bahsini yazdığı senede buğday fiyatlarının ne kadar olduğunu, senede 66 deniyor. Biz dedi şimdiden altın çok pahalı olduğu için dedi hesap ediyoruz dedi. 3 altın dedi ama 3 altın mıdır değil midir ben yakında hesap yaşı etmedim. Yaşı da önemli. Bilmiyorum nasıl hesap ettiler falan da. Yani 60 altın değil, 60 altının altında. Peki böyle hesap edip iskat yapsak olur mu? Olur. Mahsur söz konusu değil. Peki Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala yapmış olduğu, yazmış olduğuna ittiba edersen ne olur? Çünkü hayattayken de buğday fiyatları değiştiği halde müdahale etmediler. Evet. Etmediler. Öyle yapsan ne olur?
olur, daha iyi olur. Efendim ve İslam Ahlakı ve Namaz kitabında dedi, dualar var dedi, dertin harflerle yazılı. Bunlar bir kere Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı, tabii İslam harflerini tanıyanlar bilir onu. O imla kurallarını çok Latin harflerinde çok şey yapmışlar. Yani orada dikkat etmek gerekir. O kesme işareti kullanıyorlar. Ondan sonra harfin üzerine inceltme işareti var. Bunları iyi anlarsa ona yakın ses telaffuz edebilir. Peki bunları bilemedi. Hiç olmazsa o duaların orijinalini mesela din-i İslam konuda da var. Orada da bulabilir, yani, orada bakabilir. Dinleyebilir. Veya dinleyebilir de. Veya bilen birini okutur. Veya bilen birini okutup dinletmesi lazım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.